Enbursa.com'dan merhaba, Siyaseten'le karşınızdayız. Enbursa.com yazarları Cennet Can Kılıç ve Yüksel Baysal'la birlikte gündeme siyaseten bakacağız. Evet, şöyle aslında Bursa'da CHP cephesi hareketli. AK Parti cephesinde pek o hareketi şimdilik göremiyoruz kongreler anlamında. Ama uluslararası siyaset, dış politika cephesi son birkaç gündür özellikle hareketlenmiş durumda. Meclis bir Libya tezkeresi onayladı. Cumhurbaşkanı da askerlerin peyderpey gitmekte olduğunu söyledi. Bu arada da Irak'taki gelişmeler, İranlı bir üst düzey komutanın öldürülmesi, Amerika ile İran arasında gerilen ipler. Yani yine 2020'ye dünya Orta Doğu'ya odaklı bir şekilde başladı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu dış politik gelişmeleri? Cennet Hanım'la mı başlıyorsun? Senle başlayalım. Ben de başlayalım. Peki, ya. Başlayalım. Çünkü benim o konuda söyleyeceklerim var. İktidar cephesi genellikle bu konuda şöyle bir politika izliyor. Orta Doğu bataklığına saplanmak için elinden geleni yaptığı için şimdi zor durumda kalıyor. Bakın, önce şunu net ortaya koymamız lazım. Türk dış politikası, hani iktidarın monşerler dediği Türk dış politikası hep şunu yapmıştır. Demokrasi içinde, barış içinde, bütün dünyayla barış içinde bir arada yaşamak. Yurtta barış, dünyada barış da bu sloganın temel felsefesidir. Şimdi o kadar ki, şöyle bir örnek vereyim. Daha önce de söyledim mi bilmiyorum ama İran-Irak savaşı sırasında, ki bu 8 yıl süren bir savaştır, milyonlarca insanın ölmesine yol açan bir savaştır. Yine emperyalist güçlerin iki gücü savaştırması nedeniyledir. İki Müslüman ülkeyi, iki Orta Doğu kardeş ülkesini savaştırması nedeniyledir. O savaşın kılıcını da, kıvılcımını da Saddam başlatmıştır. Ama orada şöyleydi, Irak'taki, Bağdat'taki İran'ı Türkiye temsilciliği, Türkiye Büyükelçiliği temsil ediyordu. Keza İran'da, Tahran'da Irak'ı da yine Türkiye temsil ediyordu. Yani her iki ülkenin güvendiği tek ülke Türkiye'ydi. Şimdi peki Türkiye'nin böyle bir konumu var mı? Türkiye o zaman uzlaşmacıydı diyorsun. Tabii, kavgaya gerek yoktu. Biz komşularımızla iyi geçinmek durumundaydık. Şimdi şunu özellikle söylemem lazım. İktidarın tutarsızlığı. Libya tezkeri destekliyor musun? Genellikle muhalefet buna olumsuz oy verdi. Ben şahsen kararsızım. Yani ben Libya'ya tezkereyi destekleyebilirdim. Örneğin orada olsaydım, eğer grup kararı olmasaydı. Evet. Şöyle, Türkiye artık sadece sınırları şeyle başlamaz. Yani bizim kara topraklarımızla başlamaz. Mavi vatan da artık bizim için önemlidir. Bu mavi vatana bizi Akdeniz'e hapsetmek isteyen ülkeler var. O ülkelerle bizim aynı noktada olamayız. Dolayısıyla Libya ile imzaladığımız anlaşma bizim açımızdan hayati önemli bir anlaşmadır. Akdeniz'e hapsetmek demeyelim de Akdeniz'de daraltma politikası. Evet, daraltma. Evet. Evet. 12 kilometre veya 6 kilometre sınırın içerisinde. Doğru, karasular. Burada ama sorun şu, hep herkes vurguluyor aynı şeyi. İktidarın iki tutarsızlığı var. Bir, diyor ki biz diyor meşru hükümetle görüşüyoruz diyor. Libya'da doğru. Peki Suriye'de meşru hükümetle neden görüşmüyorsun ey Cumhurbaşkanı, ey iktidar mensupları? Lütfen buna cevap verir misin? Cennet, eğer katılıyorsan katıl. Bak, ben Libya tezkereye olumlu oy verebilirim dedim yani. Tam olarak çünkü ama şu konuda önemli. Şimdi Mısır'la niye kavga ediyorsun sen? İsrail'le niye kavga ediyorsun? Sen niye o insanlarla, örneğin bunları Yunanistan'ın Kıbrıs Rum kesiminin kucağına itiyorsun? Bu son derece yanlış bir politikaydı. Şimdi o politikanın bedelini belki de askerlerimiz başka bir şekilde ödeyecek. Peki. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın bir lafı var. Dün akşam ondan umutlandım. Biz oraya muharip güç gönderiyoruz ama bunlar eğitim amacıyla orada olacaklar dedi. Savaşmak amacıyla. Savaşmak amacıyla değil. Bu anlamda olumlu diye. Evet, senin sorunu alayım. İran'a geçelim. Tamam. Ve fakat real politik anlamda baktığımız zaman, yani Libya'da Kaddafi sonrası bir türlü düzene girmeyen bir ülke.
Amerika ve Rusya'nın orada aynı safta yer aldığını görüyoruz. Türkiye'nin ise bu kez hem Amerika'nın hem Rusya'nın karşısında bir konumlanma içinde olduğunu görüyoruz. Yani reel politik anlamda baktığımız zaman yani yine bıçak sırtı bir dengede yürüyecek. Öyle ama bir meşru var hükümet var orada. Dolayısıyla o anlamda iktidar muhatap alması gereken odur. İkincisi, Amerika ve Rusya'dan bağımsız bir politika izlemek durumundayız. Yani ben şimdi ilk defa Tayyip Erdoğan'la ilgili olumlu bir şey söyleyeceğim. Ya ilk defa değil, söylüyorum da hani. Bu programda, evet, bu programda söylüyorum. Yani bu Türkiye'nin bağımsız politika izleme çizgisini beğeniyorum, doğru buluyorum. Özellikle S-400'lerle ilgili ortaya konulan düşünce devam ederse, aktive edilirse tabii, evet, Türkiye bu işi de başarmıştı diyeceğim. Çünkü bize şu dayatmayı yapamazsın, sen şu silahı al, bu silahı al diyemezsin. Onu desen bile, ki NATO çerçevesinde diyebilir, o zaman benim istediğim silahı bana ver, patriot ver, vermiyorsun. Ben Rusya'dan alayım, onu da ben sana açtırmam ben diyorsun. Bu yanlıştır. Umarım Türkiye bu şeyden devam eder. Ama şunu da söylemem lazım. 1979 İran devriminin enden sonra en önemli kaybını vermiştir, evet, İran. O da Kasım Süleyman'ın öldürülmesidir. Ama bu şunu gösteriyor. Bakın, İran'a gittim. Yaklaşık 2 ay önce İran'daydım. İran, şiir, ağıt, türkü üzerine kurulmuş bir devlet. Ne yazık ki dünyanın petrol ve doğalgaz rezervinin üzerine oturduğu halde, dünyada en çok petrolün üretildiği 4. ülke. Rezervinin olduğu. Doğalgazı da 6 ya da 8. ülke. Olmasına rağmen İran fakirlik içinde kıvranıyor. Sen adam uzaktan bir füze atıyor ve seni orada istediği gibi seni yönlendiriyor. Şimdi İran diyor ki ben diyor hesabını soracağım. Sorsan ne olur? Gene bir füzeyle, gene 52 tane saptamışlar füzeyle seni hatta Amerika'dan atacak. Ama 1900, ya da, evet, 1960 şimdi Arap Baharı diyoruz, Arap Baharı ile güya işte demokrasi, kimin demokrasi? Amerika'nın kendi demokrasisi, işgali gölgelemek amacıyla bir Arap Baharı diye estirildi. 1960'da da rejimi devren Amerika değil miydi? Oraya Hümeyni'yi getiren Amerika değil miydi? Amerikan uçağıyla, gazetecilerle. 80'li yıllarda değil, evet, miydi? Yani orada bir dini yapılanma adı altında bir devlet oluşturması, din devleti oluşturması nereden kaynaklanıyor? Kaddafi'yi getiren Amerika değil miydi orada? Sisi'yi getiren Amerika değil mi şimdi? Yani kullanıyor, diktatörleri atıyor. Özellikle bu 1900 işte Kurtuluş Savaşı'nın bize de aynısını yapmak istediler ama Allah tabii bize Türk milletinin her zaman böyle varoluşundan beri bir özgürlük mücadelesi, bir bağımsızlık aşkı vardır. Her dönem kendi içindeki liderlerini yaratır. Mustafa Kemal Atatürk sayesinde biz bağımsızlığımızı kazandık. O şeyden etkilenmedik. Kendi sınırlarımızda kaldık. Ama bizi de parçalamak istiyorlardı ve 100 yıl önceki plan şimdi yeniden parçalanma sahnesinde Orta Doğu'da konmuş vaziyette sahneye. Söylemek istediğim şu, 100 yıl önce Osmanlı topraklarından ayrılan oralara ayırtılan o şeyleri oralara küçük küçük ülkeler masa başında çizildi, sınırları belirlendi, diktatörler atandı. Diktatörler bir süre sonra Amerika'nın çıkarlarına uygun olmadı. Yerine başka diktatörler getirildi, başka diktatörler gitti, başkaları getirildi. Bu süreç böyle devam ediyor. Şimdi biraz evvel dedin ya, Türkiye'de biz hep dış politikada yanlış şeyler uygulanıyor. Hep kavgacı ve komşularımızla iyi geçinemeyen bir ülke durumundayız. Barış diyorsun. Evet. Ama bu savaşı... Yurtta barış, dünyada barış. Tamam, ben katılıyorum ona. Ona Cumhurbaşkanı da katılmadığını veya Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir vatandaşın katılmadığına inanmıyorum. Katılmamak herkes, başka. Herkes hayır, katılıyor. Hayır, statikocu politika diyor ona. Onun uygulanması... Tayyip Erdoğan ve arkadaşları şimdi, sürekli geçmiş döneme statikocu politikalar hepsini diyor. Doğru. Artık diyor karşınızda diyor öyle bir eski Türkiye yok. Eski Türkiye dediğin nedir? Kıbrıs'ı alan Türkiye'dir. Eski Türkiye dediğin Montreux'u ortaya koyan Türkiye'dir. Eski Türkiye nedir? İkinci Dünya Savaşı'na bütün baskılara rağmen şimdi, girmeyen Türkiye'dir. Eski Türkiye dediğin nedir? Bir dakika. Süleyman Demirel'in bile Amerikan üstlerini kapattığı bir Türkiye'dir. Sen yeni Türkiye'ye bak.
Yeni, bakalım tamam bakalım işte yeni Türkiye'yi anlatayım müsaade. Ama yok hani eski Türkiye deyince böyle genelde geçmişe sanki böyle çok iyi bir şey yapmış da. Evet yaptı. Allah aşkına çıldırıyorum yani. Yok yok yaptı. Sakin. Sakin ol. Çıldırmaya gerek yok ve görmemezlikten de gelmeyin. Genelde sol kesimin yapmış olduğu bu şeydir yani barışçılığı da altında. Şimdi Cumhurbaşkanı da Türkiye'deki hiçbir insan da dünyada veya komşu ülkeleriyle savaş halinde olmayı bir şey istemez. Örneğin şimdi Amerika'da Kasım Süleyman'ın öldürülmesi olayından sonra İran biliyorsunuz intikam yeminleri etmeye başladı ve Amerika'da halk sokağa çıktı. Biz artık Orta Doğu'dan çekilelim. Bizim askerimiz orada olmasın. Hiçbir halk, hiçbir devletin halkı, milleti savaşmak istemez. Evlatlarının ölmesini veya öldürülmesini istemez. Şimdi Türkiye için de bu geçerli ama şöyle bir şey var bir farklılıkla. Arap Baharı'na kadar, 2009 yılına kadar neydi? Bir barışçıl hakimdi, öyle gözüküyordu. Ama 100 yıl önce uygulanan sınırların değişmesi, Orta Doğu'nun yeniden dizayn edilmesi noktasında Türkiye aslında bir kilit noktaya geldi. Ve bu Cumhurbaşkanı veya Türkiye'nin kendi isteğiyle bir savaş veya bir kavga ortamına sürüklenmesi değil. Dünyanın getirmiş olduğu şartlar, konjonktür nedeniyle Türkiye bunun içerisinde yer alıyor şu anda. Pragmatik bir şöyle bir üç harfli bir şey soracağım sana. B-O-P. Bu ne demek? Büyük Orta Doğu Projesi. Bir dinler misin? Peki, bunun eş başkanı kimdi? Ben senin sesini hiç kesmeden, konuşmanı hiç kesmeden dinledim. Şimdi yanımızda bir yeniden ülkeler oluşturulurken, yeniden dizayn yapılırken, yeniden harita çizilirken Türkiye'nin buna kayıtsız kalması şey midir? Yani ben sınırlarımı kapatayım kalayım. Destek olmak değil, tam tersine ona karşı çıkacaksın. Taraf olacaksın ve karşı çıkacaksın. Karşı çıktı. O sınırlardan bir tanesi de bizim tamamen bağımsızlığımızı ve toprak bütünlüğümüzü ilgilendiren bir şey. Bizim doğu bölgemiz, güneydoğu bölgemiz tamamen sözde Kürt devleti yapılanması adı altında bir devlet oluşturulmak isteniyor. Biz buna karşı çıktığımız için bu kavgayı veriyoruz bugün. İsrail'e karşı çıktığımız için kavgayı 2000, veriyoruz. 2003'te 1 Mart tezkeresini kim savundu? Ben danışmandım. Ertuğrul Yalçınbayır AK Parti Genel Sekreteri olarak, Başbakan Yardımcısı olarak buna karşı çıktı. Ama o dönemin başbakanı, o dönemin genel başkanı Tayyip Erdoğan, Başbakanı Abdullah Gül ve pek çok Bülent Arınç'ı ayırıyorum o meclis başkanı karşı çıkmıştı. AK Parti bu tezkereyi çıkarmak için eline geleni yaptı. Irak'ın işgali sıradan bir olay değildi. Bok projesiydi. Doğrudur, ve sıradan bir olay değil. Önce Kürt devleti... Ben ona senin gibi yaklaşmıyorum. O tezkere çıksaydı bugün elimiz daha güçlüydü orada. Daha güçlüydü. Bu konuyu daha fazla. Evet. Çok uzun süre. Evet. Yani. Ama Libya'da ne işimiz var diyenler noktası değilim. Libya'da olmamız gerekiyor. Biraz evvel söylediğin gibi bizim orada Libya'nın Ulusal Birleşmiş Milletler tarafından da kabul edilen ulusal hükümetiyle biz bir anlaşma yaptık 27 Kasım tarihinde. Doğu Akdeniz Mutabakatı. Bu mutabakatın devamı bekası noktası bizim orada olmamız gerekiyor. Evet. Hükümete destek vermek evet. Peki dönelim yerel siyasete. Ana muhalefet cephesi bir hayli hareketli. Siz de yakından takip ediyorsunuz. Son olarak çok uzun süredir konuşulan Nilüfer İlçe Kongresi tamamlandı. 3 aday vardı. Aynı zamanda meslektaşımız Fırat Yılmaz bir önceki dönem feragat etmişti Tansal lehine. Bu kez başkan seçildi. İzlediğiniz kongreyi nasıldı? İzlenimleriniz, çıkardığınız sonuçlar? Evet, yani enbursa.com'da da bu konuyu yazdım. Şöyle söyleyeyim, bir defa kongre son derece demokratik bir havada geçti. Yani mesela Kestel Kongresi'nde bir kavga çıktı. Cumartesi günü. Hayri Türk Yılmaz çıktı kongrede, konuşma yaptı. Dedi ki ben şu adayı destekliyorum. Özellikle eşinin kız kardeşi. Ama ondan dolayı değil, eşinin kız kardeşi olduğu için değil. Hatice Hanım gerçekten orada başarılı bir siyasetçi. Hatice Doğan'ı destekliyorum deyince işte ortalık karıştı, kavga çıktı, gürültü çıktı, kongre karıştı, 10 dakika ara verildi ve Kestel Kongresi'nde bir karmaşa ortaya çıktı. Oysa bu ilk defa yapılmıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin ilk kongresinde Hüseyin Akkuş'un seçildiği değil de Şade Özdemir'in seçildiği kongrede Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile dönemin milletvekili Ceyhun İrgil kürsüye çıkıp doğrudan o dönemin karşı adayı oy istediler.
Ve dediler ki biz bu adaya oy istiyoruz, bu adayı destekliyoruz. Kongrede bir karışıklık olmadı. Yani CHP'de ben doğru bulmuyorum belediye başkanlarının bu şekilde açık taraf olmasını. Ancak eğer açık taraf olduysa ona da saldırmaya, ona da hücum etmeye gerek yok. Eleştirebilirsiniz ama bunu böyle bir kavga dövüş meselesine getirmeniz doğru değil. Kestel Kongresi'nde bu oldu. Nilüfer Kongresi'nde bu kadar açık bir konuşma olmadı. Yani evet delegelerden çıkmışını destekliyorum diyen oldu ama esas olarak belediye başkanları ne Turgay Erdem, ne Hayri Türk Yılmaz, Mehmet Uğur Serkas'tan zaten kongrelere gelmiyor, ben kongrelere müdahil değilim diyor. Kendi kongresi hariç, Gemli Kongresi hariç hiçbirine katılmadı. Burada öyle bir sonuç olmadı. Bir defa kadınlar en ön plandaydı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde. Diğer ilçelerde de var kadın ama burada neredeyse salonun çoğunluğu kadındı. Gençler de ağırlıktaydı, onu da gördüm. Böyle bir demokrasi şöyle ne oldu orada? Konuşmalarda yerindeydi, ölçülüydü. Üç aday da son derece birbirlerine nazikçe davrandılar ve birbirlerini yoğun eleştirmediler. Mesela yine Kestel'de birbirlerine yönelik eleştiriler vardı. Burada Necdet İbale, özellikle Fırat Yılmaz da son derece pozitif bir konuşma yaptı. Salonu hop oturtup kaldırdı. Tabii televizyonculuğun getirdiği avantajı kullandı. Ses tonunu çok iyi kullandı. Orada başarılı oldu ama şöyle söyleyeyim. Ben salona gitmeden önce, bir gece önce hani gelişmeleri izleyemedim. Çünkü Kestel Kongresi geç bitti, onu yazdık. İşte beraberdik, sen de şey yaptın. Özer'in önde olduğunu biliyordum ben delege sayısı itibariyle. Ama son gece yapılan liste nedeniyle, çünkü orada iki ekip birleşti. Murat Halil Öztürk ile Özer Anaç birleşince ortaya bir liste çıktı. O liste rahatsızlık yarattı. Bazıları o listeden kaçtı. Listedeki isimler nedeniyle son gece, örneğin benim mahallem, ki çok iyi bildiğim bir mahalle, Çamlıca Mahallesi. 13 delegesi vardı. 9-4'tü. Yani 9'u Özer Anaç'tı, 4'ü Fırat Yılmaz'dı. İşte, bir gittim salona, baktım. Ters oldu. 10 Fırat Yılmaz, 3 Özer Anaç kalmış. Bana dediler ki, hatta birkaç mahallede daha da aynı durum olmuş. Bir iki mahalle daha dediler. Benzeri bir şekilde tablo oluştu. Yani tablo değişti. Bir baktım, Fırat Yılmaz öne geçmiş durumda. Ve salondaki arkadaşlara da söyledim. Hatta gittim, Fırat Yılmaz'ı da tebrik ettim. Sen delege yazılsaydın kimi destekleyecektin? Bak, çok zor durumda kaldım. Neden? Yani işin gerçeği Fırat Yılmaz'ın iyi yapacağını biliyorum. Belki Fırat Yılmaz'ı seviyorum. Ancak orada şöyle Fırat Yılmaz'ın arkasındaki güç Hüseyin Akkuş, Orhan Sarıbal bu ikisinin de değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani CHP'de il başkanlığının ve hatta bu milletvekillerinin artık değişmesi gerektiğini, parti yöneticilerinin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun için belki de oyumu Özer Anaç lehine kullanabilirdim. Onun için çok kararsızdım. İyi ki delege olamamışım diye de söylüyorum. Yani zor duruma kalacaktım. Sevindim buna. Yani oy kullanmamaya sevindim. Arkadaş sık sık bana atıp da bulunuyor ya, seni delege yazmadılar diye burada da cevabını. Ben ama kurayla kaybettim. Ben de kaybetmedim ki delegeli. Senin kaybetme nedenin kura değil. Senin kaybetme nedenin kurada tercih ettiğin yön. Evet. Yani tura demiş olsaydın kazanacaktın. Yani ama benim merak ettiğim bir liste şey var. Delerek 42 oy aldım. Yani bak bu önemli bir oydu. Benim merak ettiğim bir şey var CHP'nin Nilüfer Kongresi'ne ilişkin. Bu 3 dakika meselesi oldu. Yani evet. Konuşmaların 3 dakikayla sınırlanması. Mustafa Bozbey'in konuşmasını engellemek için yapılan bir şey miydi? Yoksa adaylar ya da divan... böyle genel bir karar mı aldı? Yoksa bu Mustafa Bozbey'e yönelik bir... Yok, sanmıyorum Mustafa Bozbey'e. Çünkü bir önceki kongrede de 5 dakikayla sınırlandı. Burada belki daha çok konuşmacı olur diye 3 dakikayla sınırlanmak durumunda kaldı. Herkes de riayet etti. Çünkü çok uzun konuşma kongrenin havasını dağıtıyor. Peki Mustafa Bozbey'in yakınması doğru muydu? Beni birçok ilçede konuşturmadılar. Doğru. Söz vermediler evet, diye. Şimdi bakın. Evet, tüzük hükmü gereği Mustafa Bozbey artık sıradan bir üye konumunda. Ama şunu kabul etmek lazım. Nasıl ki Muharrem İnce Cumhurbaşkanı adayıydı bu partinin. Çıkıp her kongrede konuşsa, söz verirse verilmelidir. Yani onu siz sıradan bir üyeyle aynı noktaya koyamazsınız. Mustafa Bozbey bu partinin marka ismidir.
bu partide çıkıp konuşmalıydı, düşüncelerini söylemeliydi. Ha, Mustafa Bozbey'e daha çok süre verilmeliydi. Ancak Mustafa Bozbey'in konuşmasını tasvip ediyor muyum? İçeriğini kendisine de söylediğim için söylüyorum. Kabul etmiyorum, doğru bulmuyorum. Artık kırılganlığını artık paylaşmaya başlamış. Bu tartışmayı kenara bırakıp, ha yani ilde değişim olmazsa ondan sonra yenip oturup konuşması lazım. Ama şunu söyleyeyim, yani Mustafa Bozbey'in geçmişi bir kenara bırakması lazım. Elbette seçilmemesinde mevcut il başkanının, mevcut il yönetiminin, mevcut ilçe yönetimlerinin önemli dahli var. Yani yeterince aktif çalışmamaları, hatta bazen ters çalışmaları, hatta genel başkan yardımcısı. Şimdi ısrarla bir noktayı söylüyor. Ben bu bir gün bunu da yazacağım. Şimdi buradan söylüyorum. Bazı köyler var. O köylerde Orhan Sarıbal'ın ağırlığı var. O köylerde oylara baktığımız zaman daha önce CHP'nin aldığı oyun çok daha az oy aldı. AK Parti daha fazla oy aldı. Hatta bazı seçmenler de sandığa gitmediler. Şöyle mesela Taşpınar Köyü. Orhan Sarıbal'ın orada çalıştırdığı işçiler var. Fabrikasında çalışan işçiler var. Örneğin bu köyde yani söylemek herhalde beis yok. Alevi bir köyü. Ve orada AK Parti oylarını mesela 50'den 150'ye çıkarıyor. CHP oyları düşüyor. Bazen sandığa gitmiyor. Yani sayıları olarak verdi. AK Parti güzel çalışmış demek ki. AK Parti evet, başarılı yani. Olmuş demek. AK Parti yok. AK Parti'nin Bursa'da oyları düşüyor. Oyların arttığı birkaç şey var. Orhan Sarıbal başarılı olmuş yani AK Parti'ye oyların gitmesi. Evet. Yani onun için yani şimdi Mustafa Bozbey aslında bunları söyleyecekti. Herhalde onların söylenmesinin önü kesildi ama diyor ki ben bunu basına söyleyeceğim. Tahmin ediyorum yakın zamanda ya bir basın toplantı düzenlenecek veya enbursa.com'a Yüksel Baysal'a özel açıklamalar yapacak. Belki cennet adıma yapar. Yani. Şöyle yani ben konuştum. Ben konuştuğum için sözünü aldım ondan dolayı. Ha. Yani fikrim. Yok CHP'nin kongrelerini Yüksel arkadaşımız gerçekten güzel takip etti. Enbursa.com'dan takip ediyoruz. Biraz... Ama şeyi de söyleyeyim. Ben uzun da yazmayı düşünüyordum. Konunun açılması diye oldu. Yani Mustafa Bozbey şu anda CHP değil Bursa'ya mal olmuş bir insan. Ve hakikaten de Cumhuriyet Halk Partisi'nin Bursa'daki seçim tarihlerindeki en yüksek oyu alan bir insan. Burada CHP'nin kongrelerinde konuşturmaması hakikaten çok şey, büyük bir vefasızlık. Bir sağduyu hakim olsa sadece CHP'ler ona oy vermedi. Bursa'nın çok büyük bir kitlesi oy verdi. Ona istinaden CHP Bursa'yı kazanmak istiyorsa, Bursa'da iddialıysa bu anlamda bu tür isimleri sadece Mustafa Bozbey anlamında demiyorum. Toplama mal olmuş isimleri, solcu isimleri çıkartması gerekiyor yani. Saçım bir cümle ekleyebilir miyim? Bak şöyle bir şey söyleyeyim. 24 Haziran 2018 seçimlerinde, milletvekili seçimlerinde AK Parti ile CHP arasındaki oy farkı 400 bin. Son seçimlerde yani 31 Mart seçimleri 47 bine düştü. Büyük bir fark kapandı. Dolayısıyla aslında AK Parti Bursa'da bir hezimete uğradı. Ama seçimi kazandığı için görülmüyor. CHP büyük bir başarı yakaladı. Hezimete uğradı demeyelim de. Hezimete uğradı demeyelim. Yani 24, fark etmez. 24 Haziran'da ama onu AK Parti MHP o zaman koyalım. Tamam, AK Parti MHP ittifakı var. Bu tarafta Cumhur İttifakı, bu tarafta Millet İttifakı. Arada o zaman 450 bin fark var. Hayır ben şimdi şurada söyleyeceğim. Evet Millet İttifakı, Cumhur İttifakı dedik ama Cumhur İttifakı'nın oyları bir bütündü. Burada Millet İttifakı'nın oylarında sadece Mustafa Bozbey vardı. Bunu kabul etmek lazım. Yani Mustafa Bozbey sadece CHP'nin oylarıyla gelmedi burada. Doğru. Şahsi oylarıyla beraber. Yani AK Parti cephesinde neler oluyor? Orada da bir kongre süreci var. Delege seçimleri tamamlandı bildiğim kadarıyla. Ne zaman başlayacak kongreler? Şimdi ben şuradan alıp öyle götüreyim. Bir hezimet olarak nitelendirdi Yüksel. Tabii bu bir bakış açısı. Böyle değerlendirme yapan AK Partililer de var. Ama aritmetik olarak baktığında nasıl ki 50+1 burada da... Hezimet sözcüğünü kullanmadı ama bizzat Hayrettin Çakmak 2 gün önce telefonla konuştuğumuzda bu rakamları söyledi ama hezimet sözcüğü bana ait. Tamam ben yani bakış açısından... Ha.
dolayı böyle bir değerlendirme yapan var. Yani aritmetik sonuç olarak itibariyle kazandı mı? Baktın evet, sonuç itibariyle kazandı. Bunda her etken söz konusu. Yani 2004'ten beri yereldeki AK Parti iktidarının bir dönem daha çalışmaların, yatırımların noktasında genel merkezde uyuşsun, genel iktidarla uyuşsun. İşte Anur Aktaş, genç, dinamik, bir önceki denenmişlerin dışında buna da bir kredi verelim. Her açıdan bir şey vardı burada, argümanlar vardı. Sadece şahsi olarak değil, yani siyasi konjonktür, yerel konjonktür hepsi bunun içindeydi ve kazandı yani. Toplum bir dönem daha Bursa halkı AK Parti iktidarına, Anur Aktaş'a kredi verdi. Bundan sonraki şey Anur Aktaş'ın, AK Parti'nin değil, tamamen Anur Aktaş'ın omuzlarında bu önümüzdeki 4 yıllık. Bakın 4 yıl diyorum, zaman çok çabuk akıp geçti. 2 ay sonra 1 yılını dolduracak yani yerel yönetimler. Evet, yerel yönetimlerde de büyük bir sorun var yani. Biz programa girmeden evvel Yüksel'de bir şey yaptık, konuştuk. Baktığın zaman bu 10 aylık süre zarfında, 9 aylık süre zarfında o kadar çok iç dış siyasi gündem o kadar yoğun oldu ki, yani Bursa'ya bir çivi çakıldı mı diyorsun? Evet, yürüyen belediyecilik hizmetleri var. İlçe belediyelerin de var, büyükşehirin de var. Ama baktığın zaman Yüksel diyor ki daha çok büyük bir proje yapılmadı. Ben de yapılması noktasında hala umudumu koruyorum. Gelen ve devam eden yatırımları var. Gençlik Spor Bakanlığı yatırımları var. O çok olumlu. O çok olumlu ve tüm ilçeleri kapsıyor hemen hemen baktığınız zaman. Büyükşehir çatısı altında tüm ilçeleri kapsıyor. Büyükşehir değil, o merkez hükümet yapıyor. Gençlik Spor Bakanlığı. Büyükşehir'in yaptığı bir şey yok. Hayır, Büyükşehir çatısı altında. Büyükşehir bir destektir bu yani. Bursa'ya bir destektir. Yapılan her yatırım merkez yatırımı olarak görmeyen, yani Bursa'ya yapılan her yatırım yereli yapılan bir yatırımdır. Büyükşehir onu istemeseydi, Büyükşehir gitti izledi o yatırımları. Öylelikle geldi, bir konsensus sağlandı orada. Yok, göremezsin. Kongreler şimdi, delege seçimleri bitti. Ama tabii delege seçimleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde olduğu gibi böyle çok ses getiren bir delege seçimleri değildir. AK Parti'nin öyle bir geleneği, öyle bir şey var. Seçim demesek. Sandıklar kuruldu yani. Seni niye delege yapmada milletvekili adayı olmuşsun, bu partiye emek vermişsin? Benim böyle bir talebim, bak buna aynı şeyi söylüyorsun. Peki, seni de yapmadılar, o noktaya girmeyin. Benim böyle bir talebim olmadı. Kongreler ne zaman başlıyor? Ne zaman olacak? Normal takvim gereği Ocak-Şubat aylarında ilçe kongrelerinin olması lazım ama bildiğim kadarıyla Şubat'tan itibaren, Şubat'ın son haftalarından itibaren ilçe kongreleri başlayacak. Eş zamanlı olarak da kadın ve gençlik kollarında bir kongre süreci başlayacak. İlk kongresin yine AK Parti'nin açıklamış olduğu takvime göre Haziran ayında başlaması gerekiyor. Haziran, Temmuz, Ağustos, en geç Eylül ayı deniliyor ama ben buradaki en iyimser tahminimle Ağustos ayı ilk kongresi olur. Fakat yaz ayına denk geldiği için Ağustos ayı Eylül'e, Ekim'e ertelenebilir. Büyük kongrenin de takvim gereği 2021'in ilk aylarında, Şubat'ta, Mart'ta, Nisan'da. Ama tabii 2001 böyle diyoruz fakat Türkiye'deki gündem her zaman aniden değişiklik gösteriyor. Bakarsınız 2021'in ilk bahar aylarında Türkiye bir erken seçime gidebilir, bir erken seçimle karşılaşabilir. Ama şunu net olarak biliyoruz, 2020 yılında bir erken seçim yok. AK Parti'nin de kongrelerini böyle 2 yıla yaymış olmasının altında yatan gerekçelerden bir tanesi bu. Kongrelerini tamamlamadan AK Parti seçime gitmez. Peki. Yani kabine değişikliği konusunda da, kabine değişikliği seçimlerden sonra çok sık gündeme geldi. Halkı, toplum içinde konuşuldu, medyada konuşuldu. Bir heyecan yarattı, bir fırtına yarattı. Sonra işte iç dış meseleler ortaya girdi. Kabine değişikliği yok dendi. Zamanı gelince biz yaparız dedi Cumhurbaşkanı. Ama şimdi baktığınız zaman kabine değişikliği toplumda konuşulmuyor. Bir beklenti de yok, kabine değişsin diye. Değişebilir yani bu arada. Değişebilir de veya Haziran ayına da ertelenebilir. Neden ertelenebilir Haziran ayına? Çünkü mecliste bir Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı seçimi var. Evet. O da dengeleri değiştirecek AK Parti cephesinde. Çünkü mevcut başkan Mustafa Şentop, Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığından dolayı istifasıyla oraya gelmişti. Onun süresi de Haziran ayında doluyor. Haziran ayında bir seçim yapılır. Ve bizim kulislerden edindiğimiz bilgi konuşulandı. Binali Yıldırım'ın yeniden TBMM Başkanı seçilecek olması. Denilen o ki Mustafa Şentop'ta bir kabine değişikliği o dönem gündeme geldiğinde Bakanlar Kurulu'na girme yani ihtimali yüksek diye. Haziran'da evet yani. Kabine değişimi bekleyebiliriz. Son sorum. Cennet Hanım 2021 ilkbaharında bir erken seçim olasılığının gündeme gelebileceğini söyledi. Bir cümle
Sizin böyle bir öngörünüz var mı? Şöyle, AK Parti kongreleriyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim. Birincisi, benim bildiğim kadarıyla Kasım ayında ilk kongresi yapılacak. Yani bu senenin Kasım ayında. Diğer takvim Cennet'in söylediği gibi Kasım ayında yapılacak. Bakanlar Kurulu'nda bir değişiklik de, kabine değişikliği de yine Temmuz ayında söz konusu olabilir. Veya Kasım ayından sonraya da ertelenebilir. Çünkü Meclis Başkanlığı'nda bir değişim olacak. Binali Yıldırım tekrar o koltuğu istiyor. Yalnız sonrasında bir cümle söyleyeceğim. Acaba dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı'nı izlediniz mi? İzlediniz mi? Bir bölümünü izledim. Şimdi merak ediyorum. Mesela Türkiye şu dönemde ÖSYM'de bir sahtekarlığı ortaya koydu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı özellikle FETÖ'nün organizasyonuyla o çalıntıyı ortaya koydu. Acaba Sayın Cumhurbaşkanı'na soruldu mu bu soru? Yani efendim yani işte çık birisi, efendim siz bu Ali Demir'in arkasında saf tutmuştunuz, şimdi bu konuda bir pişmanlık duyuyor musunuz demesi gerekmiyor muydu bir gazetecinin ona? Demesi gerekiyordu belki. Yani bu ama o dönemde Cennet Hanım bir saniye, evet. Sorunuz cevabını içinde barındırıyor zaten. Evet. Demek ki bizim meslekte erozyona uğramış diyelim. Evet. Ama o dönemde daha fazla uzatmayalım. Esat, o dönemin şeyine baktığın zaman yönetim kademesini hep FETÖ'yle alakalıydı yani o dönem. FETÖ'nün yapılanmasının had safhada olduğu bir dönemdi. Peki, çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Efendim, siyasetenle tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.